Aşkım beni de yabana atma ya. Pumpsları X Hilay'da bir... Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün Pumpsları'nın kategorilerinden tam kendimizin bir bölüm bulduk bugün. Ve bunu oynayıp bakalım başımıza neler gelecek yani gerçekten. Siz de indirmek istiyorsanız aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Başlıyor. Oyuna başlarız. Kendisiyle yüzleşmeye cesareti var mı? Yok. İlayda neden kötü bir sevgili? En az 5 madde söyleyerek detaylandırsın, puanı yakalasın. Ben mi? Evet. Sevgilerim, birini arıyorum. Ben hemen arıyorum. Merhaba. İlayda neden kötü? Tamam, sayalım. Hadi. Her dakika fotoğraf çektirmek istiyorum. Bu bir soru. Sorun olabilir. Günümüzün gerçekten bir problemi evet, bu. Insta husband olmayan. Üstüne fotoğrafı kötü çekiyorsa modum düşüyor. O kadar pozu ayarladım nesini çekemiyorsun diye. Ondan sonra... Bir de onu çekip sonra kendim geçiyor musun aynı? Abi bak tamamen orayı çekiyorum. Oranın fotoğrafını çekiyorum. Diyorum ki şuraya geçeceğim hani basacaksın yani. O olmayınca da aklım mı yok abi? Kızacağım tabii. 3. Bütün gün çok konuşuyorum. Bazen insan beni bu bile çekemiyor bazen. Bazen çekilmez olabilirim çenemden dolayı. 4. Çok zor. Soğumuyor bir de ya. Bazen aşıyorum. 4. Çok yemek seçiyorum. O kişiye de yediği yemeği bir noktada benimle aynı yemeği yemeye çalışıyorsa sinir edebilirim. Aa, bitti kötü özelliklerim. 5 ne var? Sen söyle. Fotoğraf çektirtiyorsun çok fazla. Çok konuşuyorsun. Bir de fotoğraf kötü çekersen modum düşüyor. 3. Tamam. Yemek seçiyorum. 4. Ve 5. Bazen enerjim çok fazla geliyor. Böyle aşırı yüksek olduğum zaman karşındaki insan şeyse ona çok fazla geliyor. Aynı seviyede değilsen tabii. Bizim için çok derine iniyorum. 5. Hilayda sevgilim olur musun? Ona dönüyor değil mi? Hilayda'yı bilmeyen yok herhalde artık. Artık yani. Hilal, Hilayda. Hilayda. Ben görebilirim. Artık. Hadi bakalım. Sor. Gelsin. Gönder gelsin. Gönder gelsin. Hilal sana 3 tane şekilde iltifat edecek. Yanakların al al olursa puanı kapar. Söylüyorum. Söyle. İltifat etme. Öv beni. Öv beni. Öv aşkım. Dinliyorum. Aşkım çok iyi kalplisin. Muhteşem. Sonra. Bir. Evet bir. Yeter bir şey mi ya? İyi mi? İyi kalpli. Daha ne olsun? Ne? İyi kalpli. Bu devirde kim kaldı iyi kalpli? Bu devir ama yaşım 21. Hani bu devirde kim kaldı acaba? Ben söylemiyorum tabii ki yaşım burada. Yok aşkım söylemeyeyim. Neyse. Çok güzelsin. Aa. Ama aşırı güzelsin. Aa. Yani. Böyle şey değil yani böyle normal bir seviyede değil. Yani. Öyle kapatıyorum. Bak kızardı mı? Var mı kızardı şu an? Hiç söylemedim böyle bir şey ona. Bence puanı kaldı. Biraz daha öv. Üçüncü olarak. İkinci olarak da. Ya o kadar olgunsun ki yaşına göre. Bazen aklım tutuluyor gerçekten. Ya bir insan 21 yaşında olup bu kadar olgun olamaz. Yani ciddi söylüyorum. Bunların hiçbirisi iltifat değil. Bak gerçekten. Aşkım bak kızardı yanaklarına. Kızardı. Ciddiyetin mi senin yanaklarını kızardı? İçerisi sıcak uyu bence. Bence kaptın. Aldın. Kaptın puanı. Yaptı. Kaç puan? 5 puan. İlayda Instagram'dan Hilal için bir kişi seçsin. Aynı zamanda o kişinin bir fotoğrafını da gözüne kestirsin. Hilal Instagram'dan seçilen o kişinin fotoğrafını beğenmek zorunda. Yani takip ettiklerinden bir şey seçeceğim o zaman. Artık. Varsa sen de al. Yapıştır. Eline fırsat geçmiş erkek küçük çocuk gibi yani şu an. Evet. Erkek istiyorum. Erkek istiyorum yaptı ya. Hepsini de beğenmişsin oğlum bunun. Daha da işin kötüsü. O zaman göze batmaz iyi. Onu seç. Onu seç. Ama daha böyle şey bir fotoğrafını arıyorum. Uf. Ah. Ben. Saçmalama ya. Hem de şey bu. Kaç yılında? Çok mu eski? Hayır değilmiş. Değil be. Profilim de yukarılarda. Abi çok fena. Ya geliyor. Like'ladı. Lazım. Şey mesajlı fotoğraf bir de. Sen hayırdır diyecek mesajlı yani. Mesajlı fotoğraf. Saat 2'de benim alt fotoğraflara inmek. Neyse ki gündüz 2. İlayda açık açık söylesin. Onu sevmeyen birisi neden sevmiyordur? Gerçekten söylesem. Hadi ver. Benden birisi niye nefret edebilir ortamda? Ben çok iletişim kurarım insanlarla. Çok kaynatırım, sohbet ederim, güldürürüm, eğlendiririm. Eğer birisi o kanala giremiyorsa ve aşırı ilgi çekmek istiyorsa ama ilgi odağı olamıyorsa nefret edebilir. Çünkü benim insan iletişimim çok iyi. Herkese sohbet ederim falan.
Ve biriyle iletişim kuramıyorsan bir iki çatışıyorumdur. O da o yüzden benden nefret ediyordur. Var ya gerçekten pisin çok pis ama. Pisin pis. Aşırı pis yani. Ortamda birisi sevmiyorsa onu gerçekten hayalet gibi davranıyor. Yokmuşçasına davranıyorsun yani. Çünkü herkese o kadar kolay iletişim kuruyorum ki biri benim iletişim kuramıyorsa bir problem vardır yani. Değil mi? Problem ondadır ya. Problem yani sende değildir yani. Burada... Çok açık konuştum ama yapacak bir şey yok. Oyunsa oyun. Artı puan ver, bir şey yap yani. İyi, verdik be. Al. Bitti. Bütün arkadaşlarım bitti. Bugünden sonra bir tek Hilal'le arkadaşım. Bu oyunun amacı buymuş yani. Sadece buydu. Seni kendime sakladım aşkım. Belli. Çal. Duman çal. Arkadaşlar bu kızı da bitirelim biraz ya. Kötü ne haber. Ne ilişkim kaldı, ne arkadaşım kaldı. Kötü haber. Aldatıldı. Bu durumu öğrendiğinde İlayda ne yapardı? Aldatarak intikam mı alır? No. Usulca yol mu verirdi? Yoksa ifşa edip dünyayı başına mı yıkardı? Nedenleriyle açıklasın. Direkt çok kolay. Usulca yol verir. Başka hiçbir şey yapma. Cool davranırsın. Cool davranma benim için en önemli şey. Ben aşırı karşı tarafa kendini değerli hissettiririm. Eğer benim için değerliyse. O gittiyse zaten yazık. Yazık yani. O üzülsün diyor. O üzülsün. Yazık yani. Cezamı kendimin yokluğuyla veririm diyor. Bir ay sonra. Yok gerçekten yok hiç. Hiç şeyim de olmaz. Üzülürüm ama kendi içimde üzülürüm. Evet, o tarafa o kadar gerçek ki o yüzden puanları veriyorum bu arada. Çok bayağı kendimim yani. Olduğu gibi söylüyor valla. Çat çat. Vallahi İyi mi yaptım. Kötü mü bilemiyorum. Gerçekten yaptı. Hadi bari. Buradan aldatılıyormuşum değil mi? Ama zaten bir şey demeyecek falan. Yokluğu mu falan diye. Instagram'da en son etkilendiği birinin neresine zoom yaptı ve detaylı incelemelerde bulundu. Hilal söylesin. Hmm. Kimmiş bakalım o zoomla nasıl kişi? Onu da açıklamalı. Hemen bir Instagram'a girelim. Beğendiğim bir şey var birisi. Bir bey. Bir bey. Bir bey var beğendiğim. Adını söylemek zorunda mıymışım? Aslında evet ama torpil geçiyorum. Hayır. Zoom yaptığım yeri de kafası yani neresi olacak yüzüne baktım yani zoomla yapmışım. Nereye bakacağım ben? Gülüşü güzel demiş. Gülüş, onu evet, hatırlıyorum. Gülüşü güzel. Çok gülüşüne güzel. Zoomlamış. Hemen şu an tekrar bir zoomlayayım ama siz buradan görmeyin. Yaptı. Bak. Zoom. Ah. Zoom. Ah sana zoom. Yaptı. 5 puan. Ya inanılmazız. Biz birbirimize puan vermez ki olmayız ki aşkım. Ben anlamıyorum. Hayli sert mizaçlı olarak bilinen babası ilişkinizden haberdar olmuş ve sana Instagram'dan takip isteği yollamış. Ölüye mi yatarsın? Kabul edip karşılığında sen de onu mu takibe başlarsın? Instagram'ı kapatın. Gerçi adının neden La Şefkatli olduğunu hikayesini açıklamak ister misin? Mesela ya. Mesela. Başla. Ya o zamanlar böyle şeydi, babam her şey kızıyordu bu sosyal medyadaki. O yüzden Hilal Şefkatli değil, Lal Şefkatli diye açtım. Lal öyle bir kaldı, zaten kızlar bana hep Lal diyorlardı. Oradan şu an değiştiremiyorum da adım Lal kaldı. Kaldı yani öyle kaldı. Bir de benim ilk ismim var, Esma Hilal. Millet böyle oha bu kadar da takmıyorsun. Esma mı? Ben böyle pek, ya Lal evet güzel tabii daha kıl olup yatarım. Ben Hilal'i de açıklıyorum. Ya zaten... Evet ya, Hiloş, Hilal yani. Hilal, en sevdiğim. Hilayda çünkü. Hilayda, Hilayda. Ne yaparsın, ölüye mi yatarsın? Galiba şey yaparım ya, takip ederim ben de. Öyle ama mi? Kısıtlı profil gibi gösteririm ona yani her şeyi... Hikayemi, aynen, hikayemi görmesin. Hikayemi izleyemez, işte ne bileyim postlarımı, bir şey yaparım yani anladın mı? O tarz bir safe zone alırım kendime. Güzel. Stratejik kız, yapacak i̇şte. Bir şey yok, yaptı. Hilayda. Hilal gibi bir çocuğun olsun ister miydin? Neden? 3 sebep vererek açıklasın. Çok isterdim. Ya. Çocuk istemiyorum ama Hilal gibi bir çocuğum olsun isterdim. Çünkü bir kere aile bağları çok güzel. İnanılmaz aileci. O yüzden çok isterdim. Onun dışında kesin bu iyi bir çocuk. Hep annesi babasını arıyor bir de böyle evet. Yani. Vefalı bir çocuk. Aynı zamanda hem Instagram açmış hem babasını mutlu etmiş. Zekası da yüksek yani çocuğun. Kendini de mutlu ediyor, babasını da mutlu ediyor. O yüzden i̇şte. Kesin... Böyle ikili güzel idare ederdi. İsterdim böyle bir çocuğum ya. Olsun. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı biliyor. Ya daha bir çocuktan ne istersin bilmiyorum ya. Anne baba duy. Duy duy. Bazılarımız bir tık daha hevesli olabilir. Hilal aranızdan kimin date çıkmak için arkadaş ekme rekoruna sahip olduğunu düşünüyor. Dobra dobra açıklasın. Ben ekebilirim. Kendime şeyi batırayım. Büyük ekersin. Ekerim yani. Ama ektiğini söyler. Tabii canım direkt. Kızlara ekiyorum ben bugün. Böyle böyle bir şey yani. Hani, ama önemliyse yani. Saçma sapan birisi için de ekmem. Ya sen de mesela şey dersin. Tabii tabii git falan dersin. Tabii git. Abartıyorlar iyice. Kendi aramızda düşünelim. Evet. Bu ikilinin arasında en çok Hilal yapar. Ben belki bir tık daha katakulliye getiririm. Bu daha çat çat söyler. Ama yani...
aşkım ben işte bilmem neye gidiyorum falan çünkü biliyorsun falan diye. Aynen ben de derim ki git zaten yani hani falan. Bu bir soruna dönmez. Dönmez. Aşkımız, ilişkimiz de dönmez. İlişkimiz de dönmez. Yaptı. Dost acı söyler. İlayda aldığı hangi kararda hata yaptı? Hilal sebepleriyle birlikte açık yüreklilikle cevaplasın. Bence. Tahmin edeyim mi? Evet. Şey hata şu an. Bu insan. Evet. Açılıp kapanmış bir defter. Evet. O bayağı büyük bir hataydı bence. Ama. Kimden anladım kimden evet, bahsediyor. Yani. Evet. Zaten başka kim evet. olabilir yani. Ama işte şey. Sevmediğin değil evet. mi? Evet. Direkt aklıma geldi. Bence de değil mi onu diyecektim. Ama bunu size paylaşamayız. Asla. Asla. Hani. Aslanın hatası yani. Ama hataydı. Kendi aramızda düşünüyoruz. Neden hata olduğunu düşündünüz falan. Ama şöyle. Yani ondan da bir şey çıkardın herhalde diye düşündüm. Dedikoduya düşündüm. Değil mi? Peki o ne düşünüyor bu konu hakkında falan? Evet. O biraz senin var mı? Bir şeydi. Hata yaptığını düşün. Evet. Var. Ne? Taze daha. Tekinsiz. 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 O hata mıydı? I hate tekinsiz ama yani. Böyle böyle bakıyor ya. Oyun bitti ve ben kazandım. Aşkım. Son dakika bütün soruları ben Arap sordum. Arap atı derler bunlara biliyor musun? Arkadan gelip. Sen kendine Arap atı mı dedin biraz? Çok manidar benim canım benim. Kazandı kız. Kazandım. Bilenin hakkıyla makkıyla değil. Parmağının hakkıyla kazandı ama yaptı yaptı diye bastım her şeye. Yapmasa da falan. Şaka şaka ya. Kıyamam. Bu da suratına bakıyor böyle ya. İkimiz de kazandık. Kim kazandı? Hilayda! Tebrikler. Hilayda'nın Hili. Tebrik ediyorum seni. Böyle bir yarıştı. Görürüz mü? Kaosu böylelikle tamamlamış oldum. Biz artık kaçıyoruz. Siz de diyorsanız ki böyle arkadaşlarımızla oynayalım. Bizim gibi böyle gülüp gülüp iki kaynatalım. O zaman güzel aşağıdaki aktivite. Linkten. Güzel bir aktivite. Bu kadar eğlenmek değil mi? Evet. Aşağıdaki linkten siz de oyunu indirebilirsiniz. Görüşün hani de sallayın. Şuramda sallayın. Şöyle sallayacağım. Böyle tutup görüşürüz.